Esnafımızı gezmeye devam ediyoruz. Yine Haringey'deyiz. Şimdi yine bir erkek berberindeyiz. Arkadaşları bir tanımaya çalışalım. Merhaba. Hello. I'm sorry, I don't speak Turkish. Gosh, okay, let's go then. He doesn't speak in Turkish. Merhaba, nasılsınız? İyidir, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kolay gelsin bu arada. Sizi tanıyabilir miyiz? Tahir Bezginer. Tahir Bezginer. Ne kadar süredir Haringey'desiniz? Wow, Londra'da 3 yaşında geldim ben ya. Bayağıdır. Bu bölgede çalışmanız? Dedim 4 ay. 4 ay. 4 aydır burada çalışıyorsunuz. Daha çok yeniymişsiniz. Yeah, daha çok yeniyim. Eskiler zaten arkada yemek yiyor. İstersen oraya çekin. Yok, biz sizinle tanışmak istedik. Nasıl gidiyor burada işler? Bir gününüz nasıl geçiyor? Kalabalık mısınız? Bugün biraz kalabalıkız ya. Biraz yavaş, şöyle falan. Yavaş mı, kalabalık mı? Orta. Orta. Günde aşağı yukarı kaç kişiyle ilgileniyorsunuz? Değişiyor. Bazen 20, bazen 16, bazen 10. Gün gün değişiyor. Kaç saat çalışıyorsunuz ortalama? 10 saat falan. 10 saat çalışıyorsunuz. Burada siz de çalışan mısınız? Efendim? Burada çalışan mısınız yoksa... Burada çalışanım. Patron şu an çıkıyor. İyiymiş. Bak, bu arada biz de böyle bir hemen mola verdirtmiş olduk. Çocuk saçı da kesiyorsunuz. Evet. Her türlü. Zorlanıyor musunuz çocukların saçlarıyla? Bazen rahat durmuyorlar, bazen kıvırıyorlar öyle falan. Küçük bebekleri de kesiyor musunuz? Evet. En küçük kaç yaşında bir çocuk saçını kestiniz? Erkim 1, 2, 3 falan. Böyle 1-2 yaşındaki çocuklar peki nasıl oluyor? Nasıl anlatayım ya? Anlatsam ben anlarım. Bazen rahat durmuyorlar, ne diyeyim ya. Bazen ağlıyorlar, bazen annesi oturuyor, kucağında oturuyor öyle falan. Tutmak zorunda kalıyorlar mı? Yeah. Kaç kişi tutuyorlar? 1-2 kişi. Bazen bizim elemanlar yardım ediyor, çıraklar yardım ediyor. O kadar zorluyorlar. Makinayla mı, makasla mı kesiyorsunuz? Makinayla. Neden? Çünkü makasla kesin, çocuğun kulağını mınanını kesersin. Yani zor olarak da birden kafasını... Belki makineden korkuyorlardır, makinenin sesinden ve o tarz. O da var. Belki makas daha faydalıdır. Belki olabilir. Bir de makas deneyin bakalım. Peki, Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz bu sene? Bu sene gitmiyorum. Gelecek sene gideceğim ben. Bu sene gitmiyorsanız, o zaman siz kendiniz gitmiyorsanız paranızı gönderin Türkiye'ye. Yok, kendime bu sene bir şeyler yapmayı düşünüyorum ya. Var mı yakınlarınız Türkiye'den? Var. Bizim amcam var, dayım var. Akrabalarınız var ya. Var ya. Çoğu zaten İngiltere'de. Uzak akrabalar ya da ikinci derece akrabalar. Öyle falan, ya. Para gönderiyor musunuz? Para zaten ya, bazen gönderiyoruz. Bazen yardımcı oluyoruz bizimkilere Türkiye'de. Muhakkak hepimiz zaman zaman yardımcı oluyoruz, evet, ailelerimize. Ailelerimize yardım etmemiz lazım ya. Yüksek miktarlarda gönderdiğiniz oluyor mu? Bazen. Charge'ı da çok yüksek oluyor tabii, değil mi? Transfer charge'ı. Transfer charge'ı çok yüksek. Bıktınız mı? Yok, bıkmak ya. Daha genciz ya. Yok, transfer charge'ından para... Değişiyoruz bazen, değil mi? Tamam, ben şimdi size şundan bahsetmek istiyorum. İnternet kullanıyorsunuz. Evet. İnternette likeremit.com'a giriyorsunuz ve üye oluyorsunuz. Üye olduğunuz takdirde Türkiye'ye yaptığınız bütün para transferleri ücretsiz. Ciddi misin? Çok ciddiyim, üstelik limitsiz. Tamam, deneyelim. Limitsiz, istediğiniz kadar parayı gönderiyorsunuz. Hiçbir charge yok size, hiçbir transfer ücreti yok. Rahatlıkla likeremit.com'a girin, üyeliğinizi yapın ve Türkiye'ye paralarınızı likeremit'ten gönderin. Likeremit. Remit, that's right. Oh, okay. Likeremit'ten gönderiyorsunuz. Hiçbir transfer ücreti ödemiyorsunuz. Ayrıca 300 pound'ın üzerinde para gönderirseniz Leica'nın size 5 pound değerinde kredi hediyesi var. Leica kullanıyorsanız gayet süper bence. En kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyoruz. Deneyecek misiniz? Deneyeceğim. Deneyin. Yoksa gelirim, dükkanı basarım. Makasla saçınızı keserim. Bu da Leica'nın size ufak bir hediyesi. Şöyle ayıramadım. Bir dakika. Şimdi ayırdım. Buyurun. Teşekkürler. Güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Tanışımıza çok sevindik. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Haydi gidelim. Görüşürüz. Saç kesecek. Gidelim. Makasla kes. Haringey'de gezinmeye devam ediyoruz ve şimdi çok güzel böyle perdelerin asılı olduğu bir yer gördük. Kesin Türktür. Hemen bir girelim, tanışalım bakalım neymiş, kimmiş, kimlerle tanışacağız, kimlerle görüşeceğiz. Bu güzel perdeleri kimler yapıyormuş, kimler dikiyormuş, kendisiyle bir tanışalım ufaktan. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. Mehmet, merhaba, ne yaparsın ya?
İyidir, sağ ol. Bizler deyiz, çok teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Yavuz. 25 yıldır bu ülkedeyim. Bu kadar. Burada yaptığınız iş nedir? Biraz da işinizi tanıtın. Perde sektörüyle çalışıyoruz. Perde dikiyoruz. Dikiyorsunuz, fixlemek, montajı. Montajını, her şeyi yapıyoruz. Ölçüleri siz mi gidip alıyorsunuz? Tabii tabii. Yavuz Bey, bu sene size tatil var mı? Çok zor görünüyor ama zorlayacağız. Aldınız mı biletleri? Hayır, daha alamadık çünkü daha kesinleşmiş bir tarihimiz yok. Ama gitmeyi düşünüyorsunuz. Tabii tabii. Özellikle eşim ve çocuklar çok istiyor. Ay çocuklar, evet, Türkiye için değil mi, mahvoluyorlar, yazık. Tabii onlar çok istiyor okuldan sonra. Değişiklik oluyor, en az da akrabalarını görüyorlar, çevresini görüyorlar, daha iyi oluyor tabii. Kesinlikle çok iyi oluyor. Özellikle akraba tanışmaları için, çocukların bir araya gelmesi için çok güzel bir şey, Türkiye'ye götürmek çocuğu. Tabii katılıyorum. Aynen. Türkiye'de yakınlarınız var mı? Tabii, bütün ailemiz Türkiye'de. Yani kalabalık bir aile, evet, yakın tabii, akraba var. Aşire Türkiye'de biz. Nerelisiniz? Ben Kayserliyim. Balıkesir'de kalıyoruz uzun yıllardır. 25 yıldır onlarda kalıyorum. Kayserilisiniz. Ticaret yapmanızdan belli. Ticaret yapıyor Kayserili. Peki nasıl, bu Kayseri zekasını kullanıyor musunuz? Var mı öyle bir şey? Ya şu an yani özellikle Maraş çevresi Kayserilere geçmiş ticaret konusunda. Yani Kayseri biraz geride kaldı artık. Tamam, dedikoduya girdik. Geçiyoruz bunu. Türkiye'de yakınlarınız var. Tabii. Peki onlara para gönderiyor musunuz? Tabii. Gönderiyorsunuz. Evet. Sık mı böyle, yoksa ayda yılda bir? Yani şimdi biz esnaf olduğumuz için özellikle ticari olarak da gönderiyoruz. Başka türlü herhangi bir çevrede ihtiyacı olan olursa gönderiyoruz. Çok güzel. Tam biz böyle yerine gelmişiz. Hemen size anlatayım. Bizim bir Laika Remit'imiz var. Evet. Bu yeni bir şey. Laikaremit.com'a üye oluyorsunuz internetten. İnternet kullanıyor musunuz? Evet. Muhakkak çocuklar da kullanıyordur zaten. Laikaremit.com'da üyelik yapıyorsunuz ve üyelik yaptığınız takdirde Türkiye'ye gönderebilirsiniz paralarınızı. Evet. Hem de hiçbir ücret karşılığı olmadan. Kaç günde varıyor peki? Kaç günde ulaşıyor para? Paranız hemen ulaşıyor. Hiç burada beklemeden paranızı hemen karşı tarafa yolluyorsunuz, evet. Türkiye'ye. Hemen oradan alıyorlar aileniz, akrabanız. Tek yapmanız gereken Laikaremit.com'a üye olmak ve oradan paralarınızı transfer etmek. Aynı zamanda £300'un üzerinde para transferi yaptığınız takdirde Laika size £5 değerinde kredi veriyor. Peki ödeme şeylerine ne kadar ücret kesiliyor günlerde? Transfer ücreti yok Yavuz Bey. Kesinlikle hiçbir transfer ücreti yok. Ve limitsiz, istediğiniz miktarda para gönderebiliyorsunuz ve transfer ücreti ödemiyorsunuz. Evet. Peki yani sterlin olarak mı alınıyor, Türk parası olarak mı alınıyor, karşı taraf, bir bilginiz var mı? Siz tabii ki buradan transferinizi sterlin olarak yapıyorsunuz. Karşı taraftan istedikleri gibi alıyorlar paraları. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmetmiş. Kesinlikle. Zaten siz ticari anlamda da para gönderiyormuşsunuz. Çok sizin için çok iyi olacak çünkü limitsiz. Kesinlikle hiçbir limiti yok. Direkt paranızı gönderiyorsunuz. İnternetten laikaremit.com'dan gönderiyorsunuz. Transfer ücretini ödemiyorsunuz. £300'un üzerinde de, her £300'un üzerinde de £5 değerinde kredi alıyorsunuz Laika'dan. O zaman şöyle diyoruz. Perdede Yavuz Perde'ye gelin. Para transferinde Laikaremit'e gidin diyoruz. Olur mu? Siz bize gelin. Blindların temizliği zor. Yok yok, çok kolay. İşi bilirseniz kolaydır. Siz bana hiç bilmiyor musunuz diyorsunuz? Hayır yani kullandıysanız bilmeniz gerekiyor. Gerçekten şeydir yani. Yok, kullanmadım ama hani böyle kullanıyorlar falan. Ben o yüzden size de sormak istedim. Ha, ufak bir bilgi almış olduk. Bir de size küçük bir armağanımız var. Teşekkür ediyoruz. O zaman siz evinizde bir gün perdelerini biz yapalım, blindlerini. Çok da memnun kalırsınız. Hem de gereken indirimi de yaparız. Bak olmaz, bunu unutmayacağım. İndirim var, torpilliyim. Söz. Laika Remit. Torpil, perde indirimi. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.